Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yaşam ve Madeni sunar. Yalnızca temenni temelli bu ne davet ne cesaret bu yalnızca temenni bana gelsen benim olsan beni sevsen temelli bu ne davet ne cesaret bu yalnızca temenni oh, bu yalnızca temenni. Tebrikler. Evet, Yaşam ve Madene hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Değerli konuklarımızı öncelikle tanıtayım. Bu güzel şarkının söz yazarı da sizsiniz diye. Yok, söz yazarı söz ben değilim. Ben yorumcuyum. Yorumcu ama sizin de bir tane var diye biliyorum. Var, albümüm var, kendi şarkılarım var. Evet. Seram Bilgi ve Hasan Yücel Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel parça ama bir de enteresan Seren'in, ben aslında biraz onunla başlamak istiyorum. Mühendislikten, yani mühendismişsiniz Süpraş'ta evet. Herhalde 12 sene. Evet. Ben şeyi merak ettim, şöyle bir bakınca sizin hani hayatınıza şöyle bir göz attım. Aslında radikal bir karar. Çok. Değil mi? Hani enteresan. Yani nasıl oldu? Bir sabah uyandınız, ya ben bırakayım bu sabah 9 akşam 6 şu işleri de sevdiğim işe mi yöneleyim dediniz? Sabah 9 akşam 6 değildi zaten. Daha fazla. Daha fazla saatlerdi. Ama o değildi açıkçası yani. Hani ne oldu böyle hani oluyor insanların hayatında. Öyle olmadı. Öyle olmuyor. Hiçbir şey öyle olmuyor bence aslında. Yani mutlaka içimize baktığımız zaman bir şeyin bir oluşum, bir olgunlaşma, bir karara, bir varış o noktaya bizi getiren şeyler var. Evren de yardımcı oldu o zaman. Kesinlikle öyle. Bir durum yani var. Evren, işte kendi aklımız, şartlar, koşullar, gönlümüzden geçenler, hayallerimiz. Benim sürecimde benim çok zaten ikisini hem müzikal kariyerimi hem mühendislik kariyerimi bir arada götürdüğüm çok aslında ideal bir senaryoda yaşadım ben uzun süre. Tüpraş'ta çalışıyordum. Planlama baş mühendisi olarak çalışıyordum. Çok keyifli bir iş yaşamı oldu yaklaşık 12 sene. Benim müzik tarafındaki yolculuğumu da sonsuz destekleyen bir kurumdu. O açıdan da çok şanslıydım. Ha, diyeceksiniz o zaman neden devam etmedin? Müzik tarafında biraz vites büyüttüm. Biraz orada yapmak istediklerim, hedeflerim büyüyünce bu sefer mühendis olarak zamanımız, enerjimiz, her şeyimizin bir optimizasyonu gerekiyor. Ben o noktada biraz daha kalbimin attığı tarafı seçtim. Tabii ki genel olarak bakıldığında daha riskli görünen şeyi seçtim. Daha fazla hikayesi olan bir taraf olduğunu düşündüm. Mutlu musunuz? Mutluyum, çok mutluyum. Hiç pişman olmadım yani onu. Çok net rahatlıkla söyleyebilirim. Her yol dikenli, her yolda sıkıntılar var. Ama bu yolu yürümekten mutluyum, keyifliyim. Özendirici bir durum. Ben de buradan çıkıp gidip... Ben röportajlarda bana bunu sorduklarında şunu diyorum. Lütfen evde denemeyin. Ya, yani. Evet, gördüm. Yani insan mesleği öyle... Mesleği seçme dönemi kritik herkes. Evet. Şimdi benim kızım da mesela de... üniversite sınavına girecek. Kimya istiyor. İlginç. Niye ilginç? İlginç derken şu anlamda söylüyorum. Siz karar veremiyorsunuz. Hmm. Onların dönemi, dönemin ruhu demek kimyada, lazım. Kimya mühendisliği. Kimya mühendisliği okumak güzel, istiyor. Çok güzel meslek. Çok güzel meslek bence ama de.
Seren Hanım inşallah hani böyle istediği mesleği seçmemişlerden olmasın. Bazılarını seçme şansı olmuyor. Yok değilim. Ben mesleğimi 12 sene evet, çok severek çalıştım. O güzel bir şey. Herkesin istediği, sevdiği mesleği yapması. Mühendislik önemli bir şey. Çok yani önemli. O nosyonu almak sizin hayatta herhangi işi yapıyor olursanız olun kullanıyorsunuz. Çalıştığı pozisyonda biz sanayide olduğumuz için kavruyoruz. Çok kritik bir pozisyon. Önemli evet. Pozisyonda çalışmış. Neden Türkiye'de madencilik işlerine karşı çıkılıyor? Evet. Ne oluyor da insanlar rahatsız oluyor? Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Ben öncelikle herkesin çevre gününü kutluyorum. Bu konu biraz ülkelerin gelişmişliği ile ilgili paralel gidiyor. O madencilik kültürünün, sanayinin oturmasıyla ilişkili. Kabul etmek lazım. Bizde de bir dönem madencilik böyle standartlarına uygun yapılmamış. Onların izlerini yaşıyoruz. Olmuyor aklında, hafızada olmuyor. Tabii hafızada. Yani şöyle düşün, işte karar yoluyla bir bölgeye gittiğinizde, dağın göbeğinde bir ocak gördüğünüzde, o yıllarca orada kalıp rehabilite edilmemişse maalesef kötü bir iz bırakıyor. Ama geldiğimiz noktada bu bilim, bir denge, bir kurgu. Yani paralelinde hem maden hem çevre çok rahatlıkla götürülebiliyor. Ya maden ya çevre değil mi? Değil, kesinlikle nasıl oluyor değil. İkisi aynı anda? Hayır, maden kesin şart, sanayileşmenin bir numarası. Pandemide gördük onu, ham maddenin ne olduğunu da. Nasıl yürütülüyor bu işler? O paradoksun dayatılması çok yanlış. Şu nedenle çok yanlış. O da bir görüşürüz. Çünkü insanoğlunun refahı var olduğundan beri yaşam standartlarının tamamı madenciliğe bağlı. Taş devrinden beri. Yani taş devrinden beri. Şimdi bugün demiri üretmezsek, altını üretmezsek, gümüş üretmezsek, bakır üretmezsek, hatta bu bilimle bu değişiyor, yine madenlerle değişiyor. Çevrenin yenilebilir enerji kaynağının da ihtiyacı duyduğu şey maden. Şöyle düşünün, işte karbon yakıtlı yakıtları bırakıyoruz. Evet doğru, yavaş güneş yavaş. Güneş enerjisine, yenilebilir enerjilere yöneliyoruz. İşte rüzgar santrallerini düşünün, güneş panellerini düşünün. Onları da madenlerden evet. Yapıyorsunuz. Veya tersini düşünün. İşte akaryakıt yok olacak, elektrikli araçlara geçiyoruz. Elektrikli araçlarda ne gündemde? İşte iletkenlik bakır kullanacağız. Bakırı da doğadan üreteceğiz. Veya enerjiyi depolama çok gündemde. Evet, lityum üretmek durumundayız. O nedenle her atılım, her kullanımdan sonra da bir madeni ihtiyaç var. Hatta belki önümüzdeki yıllarda hiç keşfetmediğimiz madenler bulacağız. Adını bilmediğimiz madenler bulacağız. İşte uzay teknolojisini evet, düşünün, savunma sanayini düşünün. Uzay madenciliği. Bunları yani düşünün. Şey yok ama. Ama başa döndüğünüzde şöyle düşünün. Sırf çevre açısından baktığınızda dünyada kömürü, petrolü, doğalgaz üretmeseydik sırf ısınma ihtiyacından dolayı ağaç kalır mıydı? Yok, kalmaz. Ben şimdi Seren Hanım'a da soracağım onu. Burada sağlıklı bir denge kurmak lazım. Şimdi Tüpraş'ta da hani planlamamış. Evet, rafinenin ham maddesi zaten. Yani, ham petrol. Ya, evet. Merak ediyorum sizin görüşünüzde çevre konusunda. Benim çevreyle ilgili kendi kişisel görüşüm kişisel, çok tabii. Yeşil taraftayım ben. Yani olabilecek... Ben üniversite okuduğum yıllarda popüler olmaya başlamış bir konuydu. Yenilenebilir enerji, evet. Temiz enerji. Ve o dönemden sonra ben endüstride çalıştığım dönemde de gördüm. Çalıştığım kurum içerisinde bile 12 senelik süreç içerisinde değişen politikayı, vizyonu iyi yönde değişen olarak söylüyorum bunu. Buna şahit oldum. Ama tabii ki... Sizin de dediğiniz gibi fosil yakıtlar, ham petrol buna dayalı şey tabii ki yine devam ediyor. Dediğim gibi ben çevre konusunda olabilecek en yeşil taraftayım. Madene karşı da açıkçası ön yargılıydım, bilmiyordum. O yüzden bu programda yani şeyle dinlemek istiyorum. Öğreneceğiz böyle. Asamleyden. Evet, kana kana dinlemek istiyorum. Dediğiniz gibi yanlış yapılan örnekler belki hep bir şekilde kamuoyunda gördük, gözümüze takıldı. Rahatsız etti. Peki ama çevre nasıl korunur? Uluslararası standartları da soralım. Seren Hanım da bakın öğrenmek istiyor. Çünkü o ön yargıyı kırmak gerekiyor. Bu hayatımızın içi şunda, bunda, hepsinde ama. Vazgeçilmez bir şey. Bir kere o noktada mutabık kalmak lazım. Çevre de vazgeçilmez. Şöyle, maden projelerin öncelikle çevre ve sosyal açıdan çok iyi bir analiz edilmesi başlamadan edilmesi gerekiyor. Uluslararası standartlar bunu gerektiriyor. Nedir bu analiz? İşte maden öncelikle bulunduğu yerde üretiliyor. Başka bir yerde üretme şansınız yok.
belki petrokimya tesisini işte stratejik bölgelere kurgulayabilirsiniz ama maden yer altından üretiliyor. Öncelikle bölgeyi mikronize analiz etmek gerekiyor. Yani işte su kaynakları, doğası, tarım alanları, kültürel bölgeler, bir sürü parametre var. Parametreleri çok doğru analiz edip, gözlemleyip onlarla ilgili nasıl önlemler alacaksınız? Bu boyutunu çok iyi raporlayıp ve çözümlerini ortaya koymak lazım madene başlamadan önce. Biz bunu daha önce yapamıyorduk ama şu an yapıyoruz diye ben biliyorum. Yani 1,5 senedir maden programı yapıyorum ya şimdi hep soruyorum. Bakın en çok tartışılan konu altın madenciliği. Biz çok tartışılıyor. İddialı bir şey söylüyoruz. Ama hani geçmiş dünyadaki, seneleri daha iyiyiz gibi biliyorum tabii, değil mi? Tabii iyinin ötesindeyiz. Dünyada standartları en yüksek tesisler şu anda Türkiye'de var. Öyle söylüyorlar evet. Gerçekten öyle. Evet. Yani bir 20 sene önce biz bir tesisi işte yöredeki vatandaşlara sosyal çalışmalarda göstermek için Kanada'ya götürüyorduk vatandaşlar. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 20 tane, 18 tane tesis var. Türkiye'de yapılan altın madenciliği ve yüksek standartta kötü madencilik de var. Yani burada bir şey de yapmak kişiye lazım. Yani şirkete ve kişiye öz eleştiri de yapmak lazım. Yapmama yönünde tavır koymak değil de onların da standartlarını yükseltmek. Çok iyi altın madenciliği yapılıyor. Doğaya yeniden kazandırılan müthiş projeler var. Yani 20 sene önce Türkiye'de altın kelimesi yoktu. Bergama'daki altın madenini hatırlarsınız tabii, eylemleri. Tabii. Bakın şu anda siyanürle oradaki doğa alanları yok edilecek denilen alanlarda rehabilitayla tasyonla zeytin yetiştiriliyor. Genelde zeytin yetiştiriliyor. Geçen gelen konuğumuz da aynısını söyledi çünkü. Zeytin bölgede ağaçları. Zeytin ağacı popüler olduğu için yörenin dokusuna, uygun olsun flora faunasına uygun şeyler seçmek lazım. Ağaçları seçmek lazım. Kimi yerlerde çam ekiyorsunuz, kimi yerlerde meyve, üzümcülük yapıyorsunuz. Ama mesele orada o kültürde olup o projeyi uygulamak. Ve bunu geciktirmeden yapmak. Ve bunun finansını da projenin başlangıcına ayırmak gerekiyor. Şu anda kamu da bu bilinci ulaştı. Onunla ilgili önlemler alıyor, finans kaynaklarıyla teminatlar alınıyor. Kültürel bir şeye dönüşüyor bu. Ve bu belki 20 sene sonra bunları konuşmayacağız. Çünkü şunu bilmek lazım. Dünyada bütün madenlerin bulunduğu bir ülke yok. Bu bizim sorunumuz değil, dünyanın sorunu, insanlığın sorunu. Çünkü bir maden sizde var, diğeri onda var, o ondan alıyor, ondan alıyor. Böyle bir denge var. Ama hiç maden üretmeden yaşayabileceğiniz bir ortam, bir şey yok. Şey keşke öyle bir şey. Şimdi yani hani bu altın madeni tabii en çok tartışılan konulardan bir tanesi diyoruz ama biz de sizden hani biraz hadiseyi açmanızı bekliyoruz. Şöyle mesela benim burada görüyoruz, ekranda da var, bir öncesi bir sonrası yemyeşil. Ama ben şunu merak ediyorum. Mesela orada bir habitat da var. Yani işte ne bileyim hayvanlar var, siz dediğiniz meralar var. Bir sürü hikaye var orada. Sadece ağaç değil çünkü ağaçlandırma oluyor hep söylüyorsunuz. Orada nasıl bir tedbir alınıyor ya da bunun dünyada uygulanan uluslararası standartları ne mesela ve biz neresindeyiz? Kamuoyuna o hassasiyetten dolayı sadece ağaç boyutu yansıyor. Evet. Ağaç olmayan bölgelerde de maden yetiştiriliyor, maden üretiliyor. İşte dediğim gibi çevresel etki değerlendirme çalışmalarının döneminden işte oradaki bitki dokularına, florasına, faunasına, yaban hayatına, bunları bakıp bunlarla ilgili nasıl önlemler alacaksınız? Siz orayı terk ettiğinizde aynı koşullarda ya da aynı koşullara yakın nasıl bırakacaksınız? Bunların raporlamasıyla birlikte mesela flora faunla ilgili tohumlar alıp saklamak. Tekrar tabii, dönüp oraya. Onu yapan şu anda çok başarılı projelerimiz var. Bölgede mesela sosyal dokuya uygun geçim kaynakları, hani orada arıcılık mı yapılıyor? Orayı bir arıcılık bölgesi var, yapmak. İşte üzüm şarapçılık mı yapılıyor, üzüm mü yetiştiriliyor? Mecbur muyuz peki mesela oradaki madeni çıkarmaya? Hani aklına gelen bilmiyorum, geliyor mu sıra almakla, hani başka yerden çıkmıyor mu? Şöyle, tabii bu madenden madene değişik ama altın madeni dünyada çok az bulunan madenlerden bir tanesi. Birkaç tanesinden bir tanesi. Öncelikle bulunduğu yerde ekonomik olması lazım. Bir kere onu başka yerde bulma şansınız var, onu da üretmek durumdasınız. Çünkü dünyada bunun bir hacmi var, talebi var, onu karşılamak zorundasınız. Peki karşılarken de şimdi ülkede tabii sadece o manzarayla biz karşılaşıyoruz. Mesela İkizdere örneğini verdiniz. Öncelikle sosyal doku olarak da çevresel etki değerlendirme raporunu hazırlarken yöreyi ziyaret etmek, sosyal şeyi anlatmak, projeyi çok şeffaf olarak anlatmak lazım. Yani şimdi vatandaş, biz ekranlardan bunu görüyoruz ama vatandaş o sonu görmüyor. Bu proje ne halde kalacak?
Dünyada çok güzel örnekleri var. Nefis göllere çevrilen maden ocakları, turizm alanlarına dönüştürülen, oteller yapılan, mesela Çin'de otele dönüştürülmüş maden öyle ocağı. Eşit projeler var. Hı. O nedenle o vazgeçilmez bir şekilde projenin bir parçası olup, bütün parametreleri de takip edip doğalında doğal yani halde bırakmak lazım. Yani şunu da dememek lazım. Yani hiç mi etkisi yok? Tabii. Yanlış söylemiş oluruz. Yani işte Serena'nın petrokimyanın hiç mi etkisi yok? Olabilir mi? Yani orada bir faaliyet yapıyorsunuz. Veya şöyle düşünün. Madencilik boyutunu bir tarafa bırakın. İşte Kaz Dağları'ndan aşağıya sahile baktığımızda konutları düşünüyor musunuz? İşte maden en fazla 40-50 yılda tekrar kapatıp dönüyorsunuz. Bir konutun eski koşullarda bile yapılması 300 yıl. 300 yıl sonra oradan kaybolabiliyor, doğal haline dönüşebiliyor. Konut için hiç girmeyelim zaten. Oradan çıkamayız. Şunu söylemek istiyorum. Yani bir madenci bu standartlara uygun işin bu boyutu ana faaliyet konusunun bir parçası olarak düşünüp faaliyetlerini öyle yürütmesi yasak lazım. Yasak alanlar var mı? Tabii ki var zaten. Yani o da her çok... yerde hadi bulduk hayır, altın. Hayır, bir hayır. Yer, mesela bir sit alanı acayip altın var diye. Yapamazsınız. Bayağı. Çok yapamazsınız. Yani orada kalacak altın öyle mi? Mesela tabii tabii öyle alanlar da var. Hı. Ama mesela kimi ülkeler Amerika'nın çok ünlü parklarında da altın madenciliği evet, yapılabiliyor. Yapılıyor. Bu tamamen şeyin kararı, ülkenin, yönetenlerin kararı ama Türkiye'de bu alanlar çok net çizilmiş. Mesela Kaz Dağları Milli Parkı'nda alanı çok nettir. Sit alanlarında, sulak alanlarında. Kaz yani, Dağları'nda sit alan olan yerler kazılmıyor değil mi? Tabii. Sit olmayan kazılmanın sit alanı ötesinde bir yeri kazabilmeniz için lisans almanız lazım. Lisans verilmiyor. Ya lisans işte, yok. Lisans tabii verilmiyor. Tabii lisans evet verilmiyor. Sadece Kaz Dağları'nda değil birçok milli parkta, kültürel alanda, sulak alanlarında başka proje olan yerlerde yasalarla bunların sınırları çevrilmiş. Merak ediyorum Seren Hanım galiba bir şey soracağım. Peki benim merak ettiğim evet şu, bunun kamu iletişimi neden biraz eksik kalıyor o zaman? Yani çok anlattığınız uygulama çok nizami, çok şeffaf, işte çevre etkileri incelenen, bakılan şeyler. Acaba bunlar önden paylaşılsa bir takım o ön yargıları kırmak veya o sıradaki o direnci eritmek konusunda daha iyi olmaz mı? Bizim öz eleştiri yapacağımız konulardan bir tanesi bu. Kurumsal iletişim. Bu da evet, bu faaliyetin bir parçası. Şöyle düşünün, niye yeni yeni gündeme geliyor? Özellikle altın madenciliğin gündeme gelmesi sadece çevresel kaygılar değil. Bunu biraz şey içerisinde açayım. Çünkü ekonomik bir değeri var. Türkiye bir altın ülkesi olabilir. Türkiye'nin çok ciddi bir altın da tüketicisi. Yılda yaklaşık işte 10-15 milyar dolar yaklaşık evet ithalatı var. O nedenle böyle bir parlayan sektör yıldız olduğunda birkaç yerden böyle sesler çıkacak. Ama bu şu demek değil. Ya çevre kaygılarını bir tarafa atalım. İlla bunu yapalım demeyelim. Demiyoruz da. Ayrıca altın madenciliğin standartları Türkiye'de çok yüksek. Çok ileri düzey. Ama işte Serena bu iletişim konusunu söyledi biz orada yani şunu dememeliyiz. İşte Bergama'da, başka bir madende, Kaz Dağları'nda, İkizdere'de vatandaş bağırıyorsa madenci gönül rahatlığıyla gidip oradaki etkileri, önlemleri çok net güzel anlatması lazım. O faaliyeti onu yapmadan, evet, çünkü olay ulusal şeye taşındığında doğru zeminde tartışılmıyor. Ve açık olmak lazım. Mesela biz altın madencileri olarak çevreyi çok önemsiyoruz. Bütün çevre örgütlerini açacağız. Gelin birlikte bizi denetleyin, eksiklerimizi görün. Çok az yapan, bu marjinal bir zeminde maalesef tartışılıyor. Bu da bir yanlış. Yani çünkü bu kaynaklar bütün ülkenin. Çok ideolojik yaklaşmamak lazım, şey yapmamak lazım. Milli değer, herkesin hakkı var bu işte. Yani herkesin hukuku var. Orada bir denge kurmak lazım. Madencilerin de açık olması lazım. İşte Seren Hanım'ın ifade ettiği konu, bizim de altını çizdiğimiz konu hep o ya, bu iletişim meselesi. Örnek veriyorum, bir tane maden, altın madeni düşünün. Herkes tarafından böyle rahatsızlık hissedilmiş. İşte ne bileyim, TT olmuş, bir sürü hikaye. Ama orada mesela bunları anlatan, bir hani çıkayım kamuoyunu aydınlatayım hadise budan ziyade böyle çıs dokunma tadında bir şeyler oluyor. Yani açıklık açısından söylüyorum. Öyle bir hani çıksa ekranlara ne bileyim kamuoyuna gelse. Öyle yapanlar gelse, da var. O şekilde çok yapan. Çok hani
tepki alan şeylerde ya hikaye budur, 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 şöyle böyle diye bir nesnel çerçevede böyle şeffaf da yapıldı. Bu sadece de. Bizde problem değil. Dünyada yo, yo, bu, da. Türkiye'ci konuşmuyor mu? Dünyada da bir problem. Dünyanın tamamında var bu. Kesinlikle şeffaf yapılması lazım. Hatta bunun bir planının olması lazım. Hatta değil, olması lazım. İletişim planı, sosyal çalışmalar diyoruz. İşte yöreden başlayacaksınız. Bu ulusal çapta bir konuya dönüştüğü takdirde dahi sizin bütün sorulara, bütün konulara, eleştirilen şeylere dönüyor. Çok açık ve net cevap edecek, cevap verecek bir biriminizin de olması lazım. İşte orada yani, sizin birim, evet, herhalde, bir maden, birimimiz var. Yani evet, evet. Olması gereken örneğin her maden şirketinin bir hani PR İletişim. Demeyeceğim ona. Aslında PR. Bizim toplum ilişkileri. Ama yani şey tabii reklam tabii. olarak algılanmasın ama yani, tam bir halkla ilişkiler diyelim evet, daha doğrusu. Ama PR bizde Türkiye'de PR biraz da reklam evet, gibi reklam gibi algılandığı için ben de PR demek istemedim ama. Şu anda altın madenlerinin bir çoğunda biz onu artık toplum ilişkileri birimi diye adlandırıyoruz. Böyle çok birimlerimiz daha var. Daha doğru adlandırmışsınız evet. Yani tabii. Çok haklı vatandaş. Yani işte Erzincan'ın bir köyünde bütün yaşamını o köyde süren bir hanımefendiyi düşünün. Biri geliyor diyor burada altın madeni buldum. Öbürü de geliyor diyor ki ya bu altın madeni burada çalışırsa bakın çocuklarınız sakat doğacak. Şey yapacak. Yani buna madenci uzak durmamalı. Bu problemi çözmeli. Gidip orada herkes de, sıkıntısı neyse anlamadığı konu çok şeffaf, açık anlatıp ikna etmesi lazım. Bunu başardığı zaman şey yürüyor. Biz hatta şöyle madenlerimiz var. Oradaki yöre madene sahip çıkıyor. O kadar standarttan uygun çalışıyor ki. İçine kattığınız zaman evet, daha farklı olur. Evet, yani. Mutlaka. Zaten çoğu madende şu gereklilik de var. Mesela madende çalışanların yerel istihdam konusu var. İşte bir hedef koymalısınız. Diyeceksiniz ki %70-80 çalışanlarımız madenin olduğu bölgeden olacak. Onu ne yapmak lazım? İşte nitelikli personel istihdama ihtiyacınız var. Onları maden eğitmek başlamadan alıp eğitmek lazım. Tabii. Bunu yapan projeler bile var. Yeni de olsa var ama yani ülkede var. Umuyorum artar çünkü evet. O istihdam artırıcı bir evet. konu. Bir de sorun içerisine çözüm için sorunu koyarsanız çözüm kendinden gelir ya hep öyle bir de. Kendi sahipleniyor evet, çünkü işin içinde kendisi oluyor. Kendi o işi yapıyor, biliyor. O zaman bir araya gidelim. Aradan sonra şu siyanür meselesi var. Evet. Hani siyanürle mi aranıyor bu altın? Siyanürü böyle ortalama. Ne yapıyorsunuz? Evet, konuşalım. Aradan sonra ona devam edelim. Onunla ilgili de bir haber olacak zaten. Aradan sonra. Evet. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın sunduğu Yaşam ve Maden devam edecek. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın sunduğu Yaşam ve Maden... Bu şarkı kime ait, sözleri, müziği? Bu şarkı sevgili Zeki Güner'in sözü müziği ona ait. Bunu Şubat ayında yayınladığım bir single'dı bu benim pandemi içerisindeki işlerimizden. Çok sevdiğim bir şarkı. Dinler dinlemez bayıldım. Evet. Peki şimdi ilk albüm sonra diğeri Ekim'de mi çıkacak? Ne zaman? İlk çaldığım şarkı sevgili İlhan Şeşen'in şarkısı. Beraber yeniden söyledik onu. O çok yeni daha birkaç, 3 hafta önce çıktı sanırım, 3-4 hafta önce. Şimdi benim bir şarkım üstüne çalışıyoruz. Umarım Temmuz gibi de biraz daha böyle bir yaz, daha enerjisi yüksek bir şey gelecek. Single çıkartmayı düşünüyorum. Daha uygun. Evet, çünkü yani bir anda böyle her gün o kadar çok üretim var ki insanların dikkatine sunulan. Böyle 8-10 şarkılık bir albüm yayınladığınız zaman bir tanesine, iki tanesine bakabiliyor insanlar. Diğerleri biraz geride kalabiliyor. Şimdi burada iddialar var mesela. Yani bu iddialar geldim. Demeyin Siyanür yani böyle bir haber. Geldim. Aynen, Siyanür mesela Siyanür... burada... Bergama'da mesela örnek en yakın Bergama. Şimdiki durum ne mesela? Bakın Bergama'da yaklaşık 20 yıl oldu maden üretiliyor. 21 yıldır maden üretiliyor. Daha hayatını kaybetmiş bir tane, ya insan demeyeceğim, dünyada altın madenciliğinde 200 yıldır siyanür kullanılıyor. Hayatını kaybetmiş bir tane kayıtlara geçmiş madenci yok. Bu konu gerçekten çok suistimal ediliyor. Bir kere madenin arama dönemi, madenin çıkartılma evresinde siyanürün kullanılması söz konusu değil. Hem çıkartılması hem altın madeninin arama aşamalarında diğer madenlerden bir farklılık yok. Tamamı aynı. Sadece siyanür ayrıştırmada
proseste kullanılır. Havuzda mı kullanılıyor? Yani ona izah edeceğim. Şimdi onu biraz daha açmak lazım belki. Selen Hanım daha hakim olur. Toksikoloji biliminde doz vardır. Şimdi bu kimyasallar doğada, sanayi tesislerinde, yaşamımızın her evresinde var. Bu bilim ne yapıyor? Doz var. Yani insanın çevreye, insana, doğaya zararsız olacak boyutlara getirmesi için. Siyanür içtiğimiz suda da var. Bademde de var. Kuru yemişlerde de var. Bir anda 15 litre suyu vücudunuza yüklediğinizde siyanürden zehirlenirsiniz. Şimdi bizim madenlerde kullanılan siyanür altını cevher kayaçlar içerisinde özellikle korunaklı alanlarda, şu gördüğünüz membranlı alanlar var ya, oralarda ve tankların içerisinde cevherle temas ettirilerek cevher hiçbir zarar vermeden içerisindeki altın tanelerini sıvı faza geçiriyor. Bünyesine alıyor. Onu havuzda biriktiriyoruz. Sonra katı faza geçirerek altını kazanıyoruz. Peki siyanür ne oluyor? Siyanür sisteme geri veriliyor. Atık kısmı da içerisindeki siyanür limitleri, doğada bulunan limitlerin yani insan ve çevre sağlığına zarar verecek boyutu indirgeniyor. Nedir bu? İşte bir ton kayaçta 0,2 miligram siyanür kalıyor. Normalde bunun da bir standardı var. Mesela Avrupa Birliği standartlarında bu 25 miligramdır. Yani siz badem yediğinizde de 25 miligram siyanür var demek bu. O limitlere indirgiyoruz. Türkiye'deki altın madenleri bunu çok farklı bir noktaya taşımış. Avrupa'nın 10 katı daha düşüğe indirgiyor. 0,2 şeklinde. Bütün mesele bu. Bu doz meselesi. Yani altın madenlerinin oradaki standardı, iş güvenliği standardı bir sanayideki kimya tesisinden veya Seren Hanım'ın çalıştığı Tüpraş'taki petrokimya sektöründeki risklerden farklı değil. Hatta çok çok daha az diyebilirim. Tamamen bu şeyi uygulamak, standartları uygulamak. Ya mesele şu, atı sonuçta rehabilite edip orayı orayla uyumlu bir şekilde terk etmek. Peki şimdi bu Bergama'da o zamanlar atılan iddialar da vardı işte. Bakın hiçbiri yaşanmadı. Şu anda görüntülerde niye çok... Niye peki o kadar tartışıyoruz biz siyanürü? Siyanür aslında siyanür... Ya mesela Kanada'da nasıl... O da siyanür mü? Şimdi siyanür bizim geleneksel olarak Osmanlı dizilerde falan da izleriz ya. Kötü bir şey var. Namı var. Namı var. Hayır, mesela Kanada'da ya da ne bileyim ben Avustralya'da, İsveç'te... Şimdi maden üretmek nasıl bir zorunluluksa altını da nasıl kazanacaksınız kendi tercihiniz değil. Mineralojiye göre karar veriyorsunuz. Var mı farklı metotlar? Tabii var. Var ama ona siz karar veremiyorsunuz. Jeoloji ve oradaki altının mineralojisi karar veriyor. Madenin kendisi karar veriyor. Uygun. Dünyada üretimin %85'i siyanürlü oluyor. Bunun %15'i de diğer yöntemle. Onlarda da kimyasal kullanılıyor. Yani diğer bakır üretirken de kimyasal kullanıyorsunuz. Alüminyum üretirken de kimyasal. Hiçbir farkı da yok. Niye peki? Mesele doz meselesi. İşte söylediğim gibi altın... Yani hepsinde kullanılıyorsa... Şimdi bakın altın çok kritik bir iş. Kritik bir mevzu. Stratejik bir şey. Yani bugün dünyada işte bu pandemiden dolayı finans sektörü çalkalandı. Kimler ayakta durabildi? En çok altın stoğu olan ülkeler. Ayakta canım, gördük işte onu dedim çok, ya bu başka bir şey yani o boyutuyla bakmak lazım. Ve dünyada 875 tane siyanürlü altın tesisi var. Bunların çoğu da endüstrinin en güçlü olduğu ülkeler. Gidin Kanada'ya sırarla, Amerika'da, Avrupa'da, işte yine mesela Çin çok önce oldu, şey oldu. Onun için bunu böyle düşünüyoruz biz. Yani bu iş üretilecek, çevre standartları da yükselecek, önlemleri alacak. Şimdi şeyle paralel gider. Milli gelirle maden tüketimi şeydir. Yani bizim işte milli gelirimiz 10 bin dolar civarında, 8 bin, 10 bin. Kişi başı 5 ton maden tüketiriz. Amerika'da 14 ton tüketilir. İşte İsveç'te alüminyum 30 ton tüketilir. Bizde 10 ton tüketilir. Bu paraleldir. Hatta şöyle 1980'de dünya nüfusu 4.6 milyar. Şimdi 8'e gitti. Üretilen maden 20 milyar ton. Kişi başı 5 ton maden tüketilirmiş.
Bugün kişi başı dünya nüfusu 7.6 milyar ton, 9 ton maden tüketiliyor. 2060'da ne olacak biliyor musunuz simülasyona göre? Dünya nüfusu 10.1 milyar olacak. Kişi başı 13 ton maden nasıl tüketeceğiz. Nasıl çıkaracağız onu dünya olarak? Buna ihtiyaç yani var. Bakın şey olacak yani. Bu da sınırlı değil mi? Bunlar hayır, sınırlı ama burada ne teknolojinin çok önemi var. Hacim olarak büyük şeylerden uzaklaşmak lazım. Yani büyük madenlerden belki bir süre sonra yeraltı madenciliği sadece olacak. Belki bir süre sonra işte çok dar alanlarda enerjiyi depolayan madenler bulacağız. Lityumu falan bir konuşuyoruz. Bu tamamen teknoloji. Ne kadar derine inebilirdik biz dünya olarak? Yer kabuğunu niye deliyoruz? Şimdi benim, neden kazıyoruz? Nereye kadar indik? Sondaj olarak yani biz yaklaşık 10 kilometre altını biliyoruz yer altının. Yani biliyoruz derken tamamından bahsetmiyorum. O derinliklere kadar inildi. Ama altın madenciliğine ben çok hakimim, biliyorum. Belki bu petrol ve şeyde daha derindir o sektörde. Yani 4-4,5 kilometre Güney Afrika'da aşağıda şey yapılıyor, altın üretiliyor. Ama Türkiye bu konuda çok şey, daha çok yeni. Yani biz Türkiye'nin böyle yaklaşık 50-60 metre aşağısını biliyoruz. Daha aşağısını görürsek altın madenlerimizin daha fazla olduğunu anlayıp, yani bilmiyor muyuz ne kadar altın var Türkiye'de? Ben hani meraklı vatandaş gibi soruyorum ama ne kadar altın var? Şöyle söyleyelim, aslında bir kere Türkiye'de maden yok tanımı çok yanlış. Anadolu var olduğundan beri madenler üzerinde gelişmiş. Herhalde. Mesela Çanakkale'ye gidin, Troya Savaşları. Niye Troya Savaşları olmuş biliyor musunuz? Orada bir kent kurulmuş. Öyle zenginleşmişler ki madenden, altından. Başkaları gelmiş, fethetmişler, savaşlar çıkmış. Türkiye'deki maden yatakların isimlerinden şehirlerin isimleri verilmiş. Mesela Diyarbakır, bakırdan verilir. Gümüşhane, gümüşten, Altıntepe, Bakırtepe. O kadar çok köy vardır ki. Aslında Türkiye dünyanın çok önemli altın yataklarına sahip. Hatta şu anda artık dünyanın ikinci büyük altın yataklarına sahip diyebiliyoruz. Yine bakır yatakları var, şunlar var, bunlar var. Derinlere indikçe teknoloji artacak. Ve Türkiye'nin sanayisinin, teknolojisinin gelişmesinin tek geçeği bu, yolu bu. Çünkü işte Avrupa'ya gidin, çelikle, kömürle, şeyle o sanayiyi oluşturmuşlar. O devrimi yaşamışlar. Türkiye'de o potansiyel var. Ama standartlar da gitgide yükseliyor. Derinlere indikçe de ekonomisi önemli. Yani daha zengin yataklar bulup verimlilik var. Verimliliğine kadar. Ama daha çok yolun başındayız dünya olarak o zaman. Çok bilmiyoruz Tabii. Yani yeni madenler keşfediyoruz. İşte nadir toprak elementlerini keşfediyoruz. Daha küçük alan kaplayan ama büyük enerji depolayan madenleri keşfediyoruz. İşte uzayda şimdi düşünüyoruz. Dediğiniz ya yetmeyecek. Uzay madenciliğini konuşuyoruz. Şimdi, acaba uzayda bir yere gittiğimizde oradaki ilk alınan minerallerden maden yataklarına bakılıyor. İşte ben onu denizlerin altını yeni yeni keşfediyoruz. Orada yeni şeyler yakalayabilir miyiz? Yani dediğim gibi işte 10 milyar nüfusu doyurmak, nasıl doyuracaksınız? Beslemek. Nasıl çevireceksiniz? Onun ekonomisi nasıl dengeleyeceksiniz? Maden yatağı olmadan olmaz. Ama az üreteceksiniz ama çok üreteceksiniz. Ama teknoloji. Şöyle bir şey var Hasan Bey. Yani bu hani diyoruz ya dünya büyük bir patlamayla büyük toz bulutundan oluştu falan. Bu da zaten sonuçta bütün dünyamız madenden oluşmuş durumda baktığınızda. Yani hani bunu böyle görmezden gelmez. Kaynaklar sınırsız önemli değil tabii ki. Her kaynağın hani bir sınırı var. Bu madenciliğin dediği gibi orada çok önemli bir şey söyledi az önce Serhan'ın. Bunun toplum tarafından pozitif algılanabilmesi için ne gerekiyorsa yapılması gerek. Çünkü olmuyor işte madensiz şu cep telefonu değil mi? Olmuyor, kullanılıyor evet. her yerde her şekilde. O da eksiklik ülkemizde ama o yönde de gidermek bizim görevimiz. Onun bilincindeyiz. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi bu maden konusunda, madencilikte planlar devamlı değişmiyor mu? Herhangi bir şey oluyor. Maden işi bu çünkü. Bir şey bulmaya çalışıyorsunuz. Bir planlama yapmışsınız. Örnek veriyorum. 5 senede yatırım şöyle yapacağız ya da şu kadar. Bu devamlı değişen bir süreç mi? Çok değişen bir süreç. Şu gerekçeyle makro düzeyde değil ama madenler çok canlıdır deriz biz. Sabah gidersiniz bir bölümü işte patlatmışsınız, yok etmişsiniz, proses almışsınız. O anlamda çok değişkendir, çok dinamiktir. Canlı yaşar yani. O nedenle çok sıkı böyle iş güvenliği prensipleri vardır, madene özgü yaklaşımlar vardır. Değişkendir yani şey bir bütün olarak da değişkendir. Birçok parametreye bağlıdır. Yani maden sahanızın bir bölümünde üreteceğiniz biz tenör deriz işte altı cevher içerisindeki altın oranına.
Bugünkü altın, bugünkü altın fiyatlarında ekonomik değildir. Altın fiyatları yükselir, oraya yönelirsiniz, hemen üretime başlarsınız. Bunlar çok değişkendir ama makro düzeyde çok değişmez. Çünkü potansiyel alanın çerçevesini çizmişsinizdir ama içerisinde sürekli değişkenlikler olur. Karikatürler bu arada geliyor zaten. Müdürüm derimin dış kutusuna gene yağ akıtıyor. Ben bu çok yabancı olduğum bir konu ama. Peki, son bakım soru. Onarım kısmı bizim madenlerde de vardır. Orası da çok dinamik ve hareketlidir. Ama oranın temeliyle planlama oluşturur. Öngörmediğiniz şeyler mutlaka olur. İşte onu diyorum, tesislerde. Öngörülmeyen şeyler tabii, bir sürü tabii, olur. Mutlaka olur. Öngörülmeyen planlamamızda başlıklar vardır. Son olarak altın çıkarma maliyeti hesaplayabildiniz mi son yıllarda? Çünkü daha önce 700 dolarlar, 700 dolarlardı. Biraz yükseliyor Türkiye'de. Nedeni şu, derinleşiyor. Derinleştikçe maliyetler artıyor. Teknolojisi artıyor. 800, 900, 1000 dolar civarında Türkiye'de. Evet, artık demek 1000 ki, dolar civarında. 2000 doların altına gelmez demek ki bu altın. Ağzınıza sağlık Hasan Bey, çok teşekkür ediyorum. Seren Hanım, sizden de bir şarkımızla veda edelim ama hediyelerimiz de var burada. Ben her sektörün bir böyle bir duayeni olur. Bizim sektöründe Sadrettin Alpan duayenidir. Maden Tetkarama Genel Müdürü eski. Her yayında görüyoruz, bir daha görelim bunu. Evet. Ülkemizin Sadrettin yetiştirdiği Alpan. Çok önemli bir değerdir. Kaç maden yaşında? Bayağı tecrübeli biri. Tam yaşamıyor ama 80 üstünde. Seren Hanım'a bunu hediye ederim. Bir de madencilerin böyle simgesel lambası. Yer altında eskiden enerji olmadığı dönemlerde. Evet, o zor koşullarda bile yapılmış madencilik. Düşünün. Hiç standardın, iş güvenliği. Şu da bor zaten. Evet. Bu da borumuz, bor madenimiz. Bor madenimiz. Bunu ben tuza benzetmiştim. Bor tuzu diye adlandırdım. Öyle zaten. Mi? Tabii. Evet. Yavaş yavaş öğrenim galiba ben maden işini yapa. Sizin çok taşlara merakınız vardı. Taşlarla ilgili bir konumuz vardı. Her taşı getirmiş. Dedim altın yok, yakıt yok, elmas yok. Getiriniz. Ne yapayım ben bu taşları? Olsun. Evet. Yeşim, kuvars falan. O da yoktu, evet. Olsaydı. Hasan Bey, çok teşekkür ediyorum size. Seren Hanım, hemen bir güzel sesinizi tabii dinleyelim. Seve. Bitirelim biz de Yaşam ve Maden. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yaşam ve Madeni sundu.